الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Bu eşyaları, bu kainatı yaratan kim ise hakkıyla ibadete layık olan kendisinden başka kimse değildir. O da kimdir? Rabbul alemindir. Allahu Azze ve Celle'dir. İşte لَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعِ الْاِنْتِقَامِ Bakınız, لَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُ الْاِنْتِقَامِ Onlar senden intikam alamazlar. Yani sana, seni cezalandıramazlar. Yani iktidar, yani kudretleri yoktur, imkanları yoktur, taştır. Cezalandıracak ve otta mükafatlandıracak tek merci Allah'tır. Tebareke ve teala. Ve huve zahir min Allah. İşte zahiren bu şu şeylerden anlaşılıyor diyor. İnanın kardeşlerim, şu kitab-ı tevhidini okumayan olan bir kişi gerçekten çok şeyler kaybetmiştir. Sübhanallah. Allahu ekber. Ve işte burada İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyh, şu kitap İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyh, bu kitabın en güzel özelliklerinden birisi cümle cümle açıklamasıdır. Evet. Ve kavluhu ve la ted'u min dunillahi ma la yadurruke ve la yenfu'uk ma la yenfu'uk ve la yadurruk. Allah'tan başkasına kesinlikle dua etme ki onlar ne fayda verirler ne zarar verirler. Yani gidip onlardan rızkını isteyemezsin, kurtuluşunu isteyemezsin, yani şifa isteyemezsin. Çünkü onlar sana fayda veremezler, zarar da veremezler. Yani senin günahlarını da bağışlayamazlar diyor. Ey لَاَنَّهَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَهَذَا الْقَيْدِ لَيْسَ شَرْطًا. Yani bu ölçü değildir diyor. Yani sen gidip onları kulluk ettiğin zaman bu hakkıyla onlar bu duaları, bu ibadetleri kabul edecek ve duyacakları bir ölçü değildir, bir şart değildir. Çünkü onlar duyamazlar. Taştan ibarettir diyor. بِحَيْثُ يَكُونْ لَهُ مَفْهُمْ. Yani bakın sen, burada seni anlayamazlar, göremezler, işitemezler, kavrayamazlar. Öyle değil mi? O müşrikler Lat, Menat, Uzza, Hubele kulluk ettikleri zaman ya Lat, ya Menat, ya Uzza. Ama günümüzdeki insanlar bazı ne diyorlar? Ya Abdülkadir Ceylani. Ne fark var? Hiçbir fark yoktur. Günümüzde o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki olan müşrikler taşlara, putlara tapıyorlardı. Günümüzdeki bazı insanlar da yine putlara tapıyor. Gitmiyorlar mı putlara? İşte şimdi isim verirsek mayın tarlası patlar. İsim vermiyorum. İstiyorlar. Ne fark var? Ama peki böyle yaptıkları için bunlar kafir olur mu? Hayır. Eğer namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa bu adam, İslam'ı kabul etmişse bu adam kafir değildir. Ama şirke ve küfre düşmüştür bu adam. Alimler onunla oturur, alıp verirler. Eğer bu adam diğerleri şey ederse, yani kabul etmezse, o zaman alimler tarafından tekfir edilir, tekfir edilecekse. Yoksa kesinlikle nedir? Kesinlikle bunlar kafir değildir. Bazı insanlar bunları tekfir ettiği gibi. Tekfir ediyor. Maalesef. Diyorlar ki işte o zamanki Lat, Menat, Uzze, Hubel'i onlara kulluk edenler nasıl kafirse, müşrikse, günümüzün bazı işte Müslümanları müşriktir diyor. Hayır. Kardeşim, o zamanki onlar İslam'ı kabul etmemişler. Muhammed'ime iman etmemişler. Ama bunlar öyle değil. Öyle değil. Çünkü bunlara din diye öğretmişler. Bilmiyorlar. Rabıta yapırlar ve buna benzer. Din diye biliyorlar. Ne deriz? Deriz ki Allah tebareke ve teala inşa'a azzebehum ve inşa'a gafara lehum. Dilerse Rabbim affeder onları. Dilerse onları azap eder tebareke ve teala. Evet. Feyekun leke en ted'u men yenfe'uke ve yedurruk. Seni İşitecek, görecek, duyacak ve sana fayda veyahut da zarar verecek olan kişiye, yani zarardan kastı, yani burada günahlarını bağışlayacak olan kişiye dua etmendir. Ölçü bu. Bel huve
li beyanil vaki. Yani bu açık bir şekilde bu anlaşılıyor diyor. Git dene diyor. Eğer onlar seni duyacaklarsa duysunlar bakalım. Haydi. Allah diyor ya وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ. Onlar duysalar dahil icabet edemezler Rabbim Tebareke ve Teala. Evet. لِأَنَّ الْمَدْعُوا مِنْ دُونِ